Kanserle özel hesaplaşma nedir? Kanser çok sık görülen hastalıklardan bir tanesidir. Özellikle kardiyovasküler hastalıkların ardından kanser hastalığı gelir. Ne yönden ikinci sırada gelir? Hastalarımızı kaybetme yönünden maalesef Türkiye'de ve dünyada ikinci sıradadır. Evet. Ondan dolayı biraz hepimizin gözünde biraz ürkütücüdür, korkutucudur. Ama ürküp korkmamamız lazım. Çünkü ne kadar bu hastalığı erken teşhis edersek başarı şansımız o kadar yüksek olur. Evet. Kanserle hesaplaşma nedir? Biz o hastalığı tanımamız gerekir. O hastalığın tanıdıktan sonra nasıl bir düşman olduğunu görmemiz gerekir. Ve o hastalığa karşı da tedavi için neler yapmamız gerekir? Evet. Bununla ilgili belli bir yollar çiziyoruz. Tabii ki kanser hastalığının tedavisi 3 çeşittir. Özellikle öncelikle cerrahi, yani cerrahi olarak o tümörün kanserin bulunduğu yerden çıkarılması. Yerden, evet. Bir. İkincisi kemoterapi. Kemoterapi dediğimiz ilaçlarla veyahut da damar yolundan, intravenöz yönden dediğimiz yöntemle vücuda kanserli hücreleri öldürecek ilaç enjekte edilmesi. Üçüncüsü de radyoterapidir. Radyoterapi de halk arasında biz ona şua tedavisi diyoruz. Yani ışın tedavisi diyoruz. Radyoterapi de kanser hastalığı, kanser hücreleri hangi bölgede varsa biz radyoterapi cihazımızla hastanın o kanserli bölgesinin üzerine o ışını, radyasyonu gönderiyoruz ve o gönderdiğimiz ışınla da oradaki kanserli hücrelerin ortadan kalkmasına sebep oluyoruz. Elimizden geldiğince alanlarımızı geniş tutup risk oluşturabilecek yerleri de, yani tümör dokusunun çevresini de içine alacak şekilde güzel bir şekilde tedavi etmeye çalışmaktayız.